burada hiçbir şey kazanamadıkları için beyin göçü oluyor. Türkiye'de ne kadar büyük bir beyin göçü olduğunu farkında mısınız? Bütün beyinsizler Türkiye'de kaldı. Bütün beyinler gitti. Kusura bakmayın. Her şey doğru burada yani. Burada hiçbir sahtelik yok. Evet, her şey gerçek. Kalanlarda biraz beyin olanlar olabilir. Belki beyin olanlar kaldı. Çıkmak evet, kaldı. Evet. Yani Allah var. Adalet var. Vardır ama %100'üne baktığında %20'si beyin sahibi, %80'i beyinsiz olduğu için o genelleme getiriyor kendini. Ben televizyonda akıllı insan göremiyorum ya. Hala Hindistan'dan getirdikleri öğretiyi burada çok çağdaş bir şeymiş gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Evet. İşte yoga yapalım, bilmem git namaz kıl, rahatla. Sen Müslüman değil misin? Aptal mısın sen yani? Yani o kadar robotlar yapıyorlar, o kadar yani teknolojik açıdan gelişmişler. Hala bir puta tapınıyorlar. Biz de onların meditasyonlarını, yogalarını... Yani puta tapan insanların şey, öğretisini bu ülkede yani, bir sürü paraya, aklınızın alamayacağı paralara pazarlıyorlar. Ve iki tane Buda'nın önünde durup böyle yaparak rahatlayan adam varsa, gerçekten ben ona bütün mal varlığımı vereyim. Rahatlığını bana ispat etsin. Hı. Bana gelsinler ve bu işin varlığını ispat etsinler. Hepsine kafa tutuyorum. Kaldı ki hareketsiz duruyor. Namazda en azından hareket var. Tabii ya, canım. Güzelim namaz varken namazı yobazlık zannediyorlar. Allah'a ayıp ediyorlar da o Allah'ın en çok kızdığı putların karşısına geçip medet umuyorlar. Oralara bir şeyler yapıştırıyorlar. Bu insanlık mı ya? Biz ne biçim Müslümanız ki? Biz Müslümanlığın kaç şartını yerine getiriyoruz? Soruyorum size. Namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak. Kaçını yapıyorsun? Orucumu tutuyorum. Ne zaman? Haftada bir ya da iki. Hepsini tutamasam da bilmem ne. Bu değil ki. Bu değil ki. Farz nedir biliyor musun? Allah yücedir, merhametlidir. Tamam, Allah'ın merhametli olduğunu ben de biliyorum. Namaz farz diyor sana. İlk soru namazdan gelecek diyor. Şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Ne zaman hissedeceksin beyefendi, hanımefendi? Ne zaman? Biz de bekledik. 20 sene namazsız kaldık. Allah affetsin. Ondan sonra başladık. Evet. İnşallah Allah hidayet etsin de. Ben kılamayanları değil, önemsemeyenlere kızıyorum. Kesinlikle. Evet. Bu işi önemseyin. Yani sizin Rabbiniz Allah mı? Peygamberiniz Muhammed mi? Tamam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yapacağınız şey belli kardeşim. Sen Müslüman diyorsan Kur'an'a hürmet edeceksin. Hadise hürmet edeceksin. O kadar kötü bir durumdayız ki hadisler yalan yalan deyip duruyor bilim adamı denilen şebelekler. Hadisler yalan olur mu ya? Bu kadar şebek olmanın ne alemi var? Biraz adamı. Daha cesaret etseler Kur'an'ın da benim gerçek kadar cesaretli bir ilim adamı olsaydı bu din bu hale gelmezdi Türkiye'de. Hı. Ben din adamı değilim. Ben sadece rapçiyim yani. Bir paçavrayım ama ben bu dinimi korumak istiyorum. Hı. Açıkçası bu, Türkçesi bu. Kim bana yobaz derse desin. Hı. Elimden geldiği kadar.